Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi günler dilerim. Bugün arkadaşlar AZBCD programından bahsedeceğim size. AZBCD programının özelliği arkadaşlar, bir hard disk içerisinde birden fazla işletim sistemlerine boot yönergeleriyle başlatılmasını sağlıyor arkadaşlar. Örnek verecek olursam eğer Windows kullanıyorsunuz, yanına da işte Linux kurdunuz veya MacOS kurdunuz. Dolayısıyla bu sistemler içerisinde herhangi birisi açılmıyorsa, açılmayan sisteme boot ekleyerek açılmasını sağlıyoruz. Yani işletim sistemi başladığında, kapatıp açıldığında işletim sistemleri seçerek ekranı oluşturuyor arkadaşlar bu program. Kısaca özetleyecek olursak böyle. Ben sitesine girdim, indirdim. Videonun altına da zaten neosmart.net bir AZBCD programı indirip kurdum. Şimdi arkadaşlar benim şu anda bir diskim içerisinde ikinci bir işletim sistemi var. Linux işletim sistemi. Açılmıyor şu anda. Boot kaydını bilerek sildim. Bu programı kurdum. Şimdi farz-ı misal siz Ubuntu kurdunuz Windows yanına veya Linux Mint veya Linux türevlerinden herhangi birini. Ancak Windows açılıyor, Linux açılmıyor. Böyle durumda AZBCD yardımımıza koşuyor arkadaşlar. Yapacağımız işlem arkadaşlar program ilk açıldığında Linux BCD sekmesine geçiyoruz. Type bölümünden, ben tabi İngilizce kullanıyorum. Siz Türkçe'de yapabilirsiniz dili. Grup 2'yi seçiyoruz arkadaşlar. Burada kullandığımız Linux işletim sisteminin adını yazıyoruz. Ben Macubuntu kullanıyorum. Macubuntu yazdım. Daha sonra kurulu olan disk boyutundan tahminle hangi diski aşağı doğru iniyoruz. Benim 100 GB'lık alanımda kurulu. Sizin 50 olur, 80 olur, işte 30 olur. Oradan tahminle zaten Windows'tan ayırdığınız disk alanı kurduğunuz için buradan tahminle bu diski seçiyoruz. Drive 1 seçtim. Burada kurulu benim Linux arkadaşlar. Daha sonra bu işlemleri yaptıktan sonra Grup 2 işletim sisteminin adını ve kurulu olan partition'ı seçtikten sonra add diyoruz buradan arkadaşlar. Artı simgesinden ekliyorum. Ondan sonra edit menü. Edit boot menü. Buraya girdiğimizde eklendiğini görüyoruz. Burada hangisinin ilk başlayacağına karar vermek için bu tikleri işaretleyebilirsiniz. Mesela ben Macubuntu Linux'u seçtim. Macubuntu Linux ile başlar veya Windows ile başlar. Seçiyorsunuz. Geri sayım sayacında da ben 5 saniye verdim. Siz 10 verirsiniz veya ne bileyim 20 verirsiniz. Fark etmez. Ben 5 veriyorum. Bana yetiyor. Daha sonra bu işlemi de yaptıktan sonra Save diyoruz ve şu anda Linux eklenmiş oldu arkadaşlar. Diğer özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar, kapatalım programı. Tekrar açıyorum. Arkadaşlar örneğin elinizde USB disk yok, DVD yok. Bir Windows'un veya herhangi bir işletim sisteminin ISO dosyası var. Bu ISO dosyasını boot yönergeleriyle kurmak istiyorsanız bu programı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu programı açtığımızda hemen şey yapalım. Add new entry diye yine tekrardan buraya basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada alt kısma inerek eğer elinizdeki dosya yapılandırması ISO ise veya WinPE Bot Vim dosyasıyla da yapabiliyoruz. Ancak bunu yapmadan evvel Windows üzerinden disk alanı oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü neden? Mevcut olan ISO dosyasını içindeki dosyaları burada benim ISO dosyam var. Şuradan hemen şöyle aşağı çekelim. Windows 7 ISO dosyası arkadaşlar. Bunu ben şeyle açayım. 7 zip ile açayım. Bu içindeki dosyaları ayıracağımız disk alanına atıp daha sonra ikinci aşamada AZBCD üzerinden bir işlem yapmamız gerekiyor. Bunun için disk alanını ayırıyoruz. Disk alanını hemen ayıralım. Manage'e girelim. Buradan. Tamam. Peki. Yönete girdik. Yani Disk Management'a girdik. Evet arkadaşlar. Buradan C diskimizden bir alan oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Kendimize makul seviyede yani bir DVD'nin boyutu 4.7, 4.8 ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra da bu boş alan arkadaşlar ISO dosyasının içindeki verileri boşaltıyoruz arkadaşlar. Şu an hesaplama yapıyor. Buradaki gördüğümüz gibi bize kendi oluşturduğu bir alan şey yaptı. Buradan 4096 diyelim mesela 4004 GB'lık bir alan oluşturuyorum şu anda. Arkadaşlar oluştu. Burada gördüğümüz gibi bir alan oluştu. Daha sonra bunu
Hemen oluşturuyoruz. Zaten sürücü harfi vesaire seçin herhangi birisini buradan. Ben K'yı seçtim. Buraya format, win format yazalım. Format. OK yapıyoruz. Küçülttük ve WinFormat adında bir disk oluşturdum arkadaşlar. Burada göreceğiz şimdi. Evet, oluşturdum. ISO dosyamızı WinRAR'la veya PowerISO, UltraISO veya 7-Zip programıyla açıp içine buradaki dosyaları atıyoruz arkadaşlar. Copy paste yapıyoruz. Şu anda kopyalıyor arkadaşlar. Yani bu yöntemi niye yaptık arkadaşlar? Elimizde DVD yok, USB yok, USB disk yok. Mevcut ACBCD üzerinden buta ekleyerekten, yani mevcut olan diski ekleyerekten sistem, Windows sistemini kurmamıza da yarıyor bu arkadaşlar aynı zamanda. Ben bu özelliğini de aslında anlatmayacaktım da bu özelliğin olduğunu da fark edince bunu da anlatma gereksinimi duydum. Belki elinde USB diski olmayan insanlar olabilir, arkadaşlar olabilir. Evet arkadaşlar, şu ana kadar yaptık. Buradan WinPay'e girdik. Daha sonra aşağı inelim. Şöyle Windows 7 kurulum yazalım. Kurulum. Buradan bu tüme Vim'i seçiyoruz. Şuradan arkadaşlar sürücü harfini seçeceğiz. Aşağı inelim. Demin ayırmıştık. Aşağı iniyoruz. Seçtik arkadaşlar. İçine girelim. Source içine girelim. Bu tüme. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra artı dediğimizde artı diyorum. Edit menüye girelim. Windows kurulum arkadaşlar. Sistem yeniden başladığında arkadaşlar işletim sistemleri seçeneklerini gösterdiği gibi de Windows 7 kurulumunu da gösterecek. Eğer ki kapanıp açıldığında enterladığınızda Windows 7 kurulum dosyaları otomatik olarak burada biraz evvel içine attığımız format disk dosyalarını başlatacak. Diskinizi silip o diskten C'yi komple silip normal sistemde kurulabiliyor arkadaşlar. Yani bundaki temel amaç elinde USB disk yoktur, portlar çalışmıyordur, sadece programla yapılabilecektir. Bu da arkadaşlar bir kurtarıcı niteliği taşımakta. Bunu siliyorum arkadaşlar. Onun için arkadaşlar bu program gerçekten bayağı işlevsel. Yani birçok özelliği var. Ama temel olan, yani en öncelikli olan özellikleri bu özellikler. ACBC'di. Yani bu elinizde birden fazla sistem boot kaybı olduğu zaman Linux özellikle buradan Group 2'yi seçin. Kurulu olan diski seçin. Daha sonra kurulan neyse Ubuntu, işte ne bileyim Ubuntu Mint, Linux Mint yazıyorsunuz buraya. Ondan sonra diski de seçtiğiniz zaman ve add dediğiniz zaman da grup menüye buraya eklenir arkadaşlar. Açılış saniyesini de minimum 5 yaparsanız 10, 15, 20 kendinize göre. Hem Windows açılmış olacak, seçenek sunacak, hem de Linux'unuzu seçecek arkadaşlar. Gösterecek yani. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. ACBCD hakkındaki özellikler. Umarım yararlı olmuştur. Soru ve görüşleriniz olursa lütfen video altından yazabilirsiniz bana. Bu program çok yaygın bir program değil ama son sürümleri 2-4 sürümü şu anda benim. Ben buradan kendi sitesinden indirdim. Videonun altında da bulabilirsiniz. Dolayısıyla şöyle Linux kurdunuz. Windows açılıyor, Linux açılmıyor. Bu programla bunu ekleyip arkadaşlar deminki gibi Linux'un açıldığını göreceksiniz arkadaşlar. Size seçenekler, şıklar sunacak. Windows veya Linux veya macOS fark etmiyor. Android işletim sistemleri de olabilir. Herhangi bir işletim sistemleri. Burada önemli olan doğru şekilde yapılandırmak arkadaşlar. Program üzerinden. Görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Saygılarımla.